Merhaba değerli kardeşlerim. Genel tekrarlarımızda Türk İslam tarihiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım, Türklerle Müslümanlar arasındaki ilişkiler nasıl başladı? Bakın, İslam tarihinde yaşanan Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer Nihaven Savaşı ile İran'ı fethetti. Ve İran'ın üst tarafı ne? Orta Asya. Türklerle Müslümanlar arasındaki komşuluk ilişkileri başladı. Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk savaşlar İslam tarihinde yaşanan hangi dönemde başladı? Hazreti Osman döneminde. Hazreti Osman döneminde Hazarlarla Kafkasya'da mücadele ediliyor ve hatta Belencer Savaşı yapılıyor arkadaşlarım. Şiddetli çarpışmalar da Emeviler döneminde. Emevilerle Orta Asya'da mücadele edenler kimlerdir? Türgişlerdir. Hatta Türgiş hükümdarı Sulukhan. Ve arkadaşlarım, Emeviler Arap olmayan Müslümanlara mevali politikası uyguluyorlar. Mevali nedir? Azatlı köle. Yani Emeviler döneminde İslam sınırları hınca hınç genişlemesine rağmen İslamiyet aynı oranda yaygınlık göstermiyor. Çünkü Emevilerin uyguladığı ırkçı politikalardan dolayı. Türklerle Müslümanlar arasındaki iyi ilişkiler ise Abbasiler döneminde başlıyor. Ve Abbasiler tüm Müslümanlara eşit davranıyor. Ümmetçilik politikası sergiliyorlar arkadaşlarım. Ve bu doğrultuda Türkler ile Müslümanlar arasındaki iyi ilişkiler de Abbasiler döneminde yaşanıyor. Peki bunda kilit noktadaki gelişme nedir? Talas Savaşı. Diğer adıyla Attık Savaşı. Şimdi bu Talas Savaşı'nda Abbasilerle Çin karşı karşıya geliyor. Niye karşı karşıya geliyorlar? İpek Yolu ve Orta Asya hakimiyeti için. Ve arkadaşlarım, bu savaş sırasında Abbasilerin yanında Karluk, Yağma, Çiğil, Tusi gibi Türk boyları yer alıyor ve Müslümanların zafer kazanmasında etkili oluyorlar. Bakın, Müslümanların zafer kazanmasında etkili oluyorlar. Hatta bu Karluk, Yağma, Çiğil, Tusi denilen Türk boyları aynı zamanda Karahanlılar denilen Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devletinin de kurucu unsuru oluyorlar. Ve Talas Savaşı ile birlikte ne diyoruz? Türk İslam tarihi başladı. Ve arkadaşlarım, Türkler kitleler halinde İslamiyet'i benimsemeye başlıyor. Çinlilerin buluşları, yani kağıt, matbaa, barut, pusula gibi buluşlar Müslümanlar tarafından öğrenilmeye başlanıyor. Ve dünya kültür tarihi açısından önemli bir sonuç. İlk kez Çin dışında Semerkant denilen Türk bölgesinde kağıt üretimi başlıyor. Bu da yıllar öncesinin sınav sorusudur. Şehirlerin şahı olarak adlandırılan Türk İslam kenti hangisidir? Semerkant. Peki, devam ediyorum. Şimdi Karahanlılara baktığımız zaman arkadaşlarım, ÖSYM genelde Karahanlılarda 4 önemli eser var, onun üzerinde çok durdu. Yani Kutadgu Bilik, Divan-ı Lügat-ı Türk, Atabetül Hakaik ve Divan-ı Hikmet. Karahanlılarla ilgili de genel bilgi vermek gerekirse arkadaşlarım, bilinen ilk hükümdarı kimdir? Bilge Kül Kadirhan. Karahanlılar Batı ve Doğu Karahanlılar olarak ikiye ayrılmıştır ve ikili yönetim anlayışını benimsemişlerdir. Şimdi bu doğrultuda Karahanlılar Semerkant ve Balasagun gibi kentleri de merkez olarak kullanmışlardır. Ve Karahanlılar arkadaşlarım, İslamiyet'i benimsemelerine rağmen Araplaşmamışlardır. Üstelik Türk kültürünü Arap kültürüne karşı korumuş ve bir Türk İslam sentezi yaratmışlardır. Karahanlılar Satuk Burahan döneminde tamamen Müslüman olmuşlardır. Ve Yusuf Kadir Han Karahanlılara en parlak dönemini yaşatmıştır. Hatta arkadaşlarım, Karahanlılara İlik Hanlar, Hakaniye, Ali Afrasiyap Devleti de denilmektedir. Ve mesela Yusuf Kadir Han döneminde Karahanlılarla Gazneliler Büyük Selçuklara karşı ünlü Mavera-ü Nehir görüşmelerini yapmışlardır. Ve Karahanlılar döneminde arkadaşlarım, ilk bimarhaneler, yani akıl hastaneleri, burslu öğrenci sistemi, değil mi? Arkadaşlarım, aynı zamanda ilk ribatlar, yani kervansaraylar falan yine Karahanlılar döneminde yapılmıştır. Ve dediğim gibi Karahanlılar Batı ve Doğu Karahanlılar diye ikiye ayrılıyor. Batı Karahanlılara bir Türk devleti olan Harzemşahlar, Doğu Karahanlılara bir Moğol devleti olan Karahitaylar son vermiştir. Şimdi eserlere bakacak olursak, bakın. Karahanlılar döneminde yazılan Türk İslam yazılı eserleri. Şimdi Kutadgu Bilik, yazarı kim? Yusuf Has Hacip. Arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının birçoğunda geçen özlü sözler Kutadgu Bilik'ten alıntıdır. Ve Kutadgu Bilik defalarca sınavlarda soru olarak sorulmuştur. Ve bakın, Kutadgu Bilik ilk Türk İslam yazılı eseri kabul edilir. Kime sunulmuştur? Karahanlı hükümdarı Tamgaş Burahan, yani diğer adıyla Ulu Burahan'a sunulmuştur. Bakın, Tamgaş Burahan diğer adıyla Ulu Kara Burahan'a sunulmuştur. Ve devlet adamlarında bulunması gereken özellikler, devlet nasıl yönetilir, bununla ilgili bilgileri içeren eserlere ne diyorduk arkadaşlarım? Siyasetname. Ve Kutadgu Bilik de siyasetname içerikli bir eserdir. İslamiyet öncesindeki siyasetname içerikli eser neydi? Tabii ki arkadaşlarım, Orhun abideleriydi, değil mi? Peki
Bu Kutavgu Bilik Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Ve Kutavgu Bilik'te 4 önemli karakter bunlar da konuşturulmuştur. Kün togdu, ay toldu, ötgilmiş, odgurmuş gibi. Değil mi? Peki Divan-ı Lügat-ı Türk. Yazarı kim? Kaşgarlı Mahmut. Divan-ı Lügat-ı Türk. Türkçe, Arapça karşılaştırmalı bir sözlük mü? Evet. Ve sonunda bir Türk dünyası haritası yok mu? Evet arkadaşlarım. Peki Divan-ı Lügat-ı Türk kime sunuldu? Abbas Halifesi El-Muktedi Billah'a sunuldu. Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi'nin eseri, peygamberimizin hayatı ve mucizelerinden bahsediliyor. Divan-ı Hikmet ilk tasavvuf eseri olarak kabul ediliyor. Hakaniye lehçesiyle yazılıyor arkadaşlarım. Ahmet Yesevi de ilk bu tasavvuf olarak kabul ediliyor. Mesela şöyle bir soru. Piri Türkistan olarak anılan mezarı, türbesi veya türbesi Timur tarafından yapılan önemli tasavvuf ehli hangisidir? Ahmet Yesevi. Ve UNESCO'nun cinsiyet eşitliği çalışmalarında sembol şahıs olarak gösterdiği tasavvufçu kimdir arkadaşlarım? Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi binli yıllarda ne diyor? Kadın erkek eşittir. Allah hiçbir cinsi diğerine karşı üstün yaratmamıştır diyor. Tabi bunu binli yıllarda söylüyor. Anladınız siz benim. Peki ardından Atabetül Hakaik. Bakın Atabetül Hakaik hakikatlerin eşiği, gerçeklerin eşiği anlamına geliyor. Dini öğütler, öğüt içerikli bir eser. Uygur alfabesiyle yazılmış. Ve Atabetül Hakaik kime sunulmuş? Bakın hiçbir sınavda sorulmadı. Emir-i Dat Sipehsalar Bey'e. Bakın Atabetül Hakaik atla başlıyor. Atlı askere de sipahi denilmiyor mu arkadaşlarım? Evet bak Sipehsalar Bey. Ya da at üzerine... Atın üzerine sinek konuyor değil mi? At böyle şey yaparak ne yapıyor? Sineği başından savuyor. Yani sinek savar beye bak. At sinek savar beye sunuluyor. Tamam mı? Böyle aklınızda tutmaya çalışın. Devam ediyorum. Şimdi güncel bir bilgi. Arkadaşlarım ne güzel bir soru olur. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün kaybolan tek nüshasını bularak bilim camiasını kazandıran kimdir? Ali Emiri Efendi. Hocam bu bilgiyi niye verdiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bununla ilgili bir etkinlik düzenlendi. Ne olur ne olmaz diye ben de vermeyi uygun gördüm arkadaşlar. Devam ediyorum. Gazneliler. Şimdi Gaznelilerin temellerini atan kim? Alptigin. Ama tam anlamıyla devlet teşkilatının oluşumunda Sebüktigin etkilidir. Sebüktigin'in Pentname adlı eseri de vardır. Şimdi Türk devletlerine baktığımız zaman genelde hükümdarının adı veya ünvanından devlet adını alır. Ama Gazneliler kurulduğu yerden adını almış. Afganistan dolaylarında Gazne denilen bir kent var. Orada kurulmuş. Buradan adını almış. Bakın Gazneliler Hindistan, Pakistan, Afganistan, Horasan gibi bölgelerde hakimiyet kurmuşlar. Buralarda birçok farklı ulus yaşıyor. O zaman Gazneliler çok uluslu bir yapıya sahip değiller midir? Evet. O zaman Gazneliler imparatorluk özelliğine sahip değil mi? Evet. Peki Gazneliler en parlak dönemini yaşatan kim? Gazneli Mahmut. Gazneli Mahmut Hint Yarımadası'na 17 sefer düzenliyor. Ve bu seferler sonucunda İslamiyet'i burada yayıyor. Ardından Şii Büveyhoğulları adı verilen bir tehdit var arkadaşlarım. Şii Büveyhoğulları Sünni olan Abbas halifeliğinden halifeliği almaya çalışıyor. Yine Sünni karakterde olan Gazneli hükümdarından da Abbas halifesi destek istiyor. Yani Gazneli Mahmut'tan. Diyor Şii Büveyhoğullarına karşı beni koruma altına al. Ve Gazneli Mahmut Şii Büveyhoğullarına karşı Abbas halifesini koruma altına alıyor. Bir de Hindistan'da İslamiyet'i yaymıştı. Halife de bunlardan dolayı Gazneli Mahmut'a sultan unvanı veriyor. Demek ki sultan Araplardan Türklere geçen bir unvan ve ilk kullanan da kim? Gazneli Mahmut. Devam ediyorum. Arkadaşlarım Gazneli Mahmut'tan sonra başa Gazneli Mesud geçiyor ve bu dönemde Horasan topraklarından dolayı Büyük Selçuklarla mücadeleye girişiyorlar ve Nesa, Seras, Dandanakan denilen savaşlar yapılıyor ve bu savaşların tamamını Büyük Selçuklar kazanıyor. Ve burada Dandanakan Savaşı önemli. Bakın aşağıdaki savaşlardan hangisi bir Türk İslam Devleti'nin kuruluş sürecini tamamlamasına, diğerinin yıkılma sürecine girmesine neden olmuştur? Cevap Dandanakan Savaşı. Dandanakan Savaşı ile Büyük Selçuklular kuruluş dönemini tamamlıyor. Gazneliler de yıkılma sürecine giriyor. Ve Afgan yerlileri olan Gurullar Gaznelilerin son hükümdarı var Hüsrev Melik. Bunu esir ediyorlar. Sonra Gaznelilerin varlığına son veriyorlar. Ve Gazneliler döneminde yaşamış önemli bilim insanları, şairler, edebiyatçılar. Mesela Firdevsi var. Yıllar önce tarih alan sınavında soruldu. İranlı şair Firdevsi Şehname adlı eserini kime sunmuştur? Gazneli Mahmut'a. Bu tarih alan sınavında sorulmuştu. El-Biruni ÖSYM'nin vazgeçilmezi, Gazneli Mahmut'un sarayımın en kıymetli hazinesi dediği bilim insanı hangisidir? Defalarca farklı sınavlarda çıktı. El-Biruni matematik, astronomi, coğrafya alanlarıyla ilgilenmişler arkadaşlarım. Ve El-Biruni'nin burada slaytta çıkmamış Asarül Baki adlı eseri var arkadaşlarım.
Asarül Baki adlı önemli de eseri vardır. Burada üst üste gelmiş. Bak nasıl gelmiş ben de anlayamadım. Ve ne dedik? Gazneli Mahmut'un sarayımın en kıymetli hazinesi dediği bilim insanıdır. Bir de Gazneliler döneminde yaşayan Utbi var. Utbi de Tarihi Yemin adlı eseriyle arkadaşlarım biliniyor. Kendisi de bir tarihçidir zaten. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti. Büyük Selçukların temellerini atan kim? Selçuk Bey. Merkez Cent olmak üzere devletin temellerini atıyor. Ve devletin asıl kurucuları Tuğrul ve Çağrı Beyler. Teşkilatlanmayı bunlar sağlıyorlar. Ve bunlar Oğuzların kınık koluna mensuplar. O zaman Büyük Selçukları kuranlar kim? Oğuzların kınık kolu. Ve Tuğrul Bey Nişabur'da adına hutbe okutuyor arkadaşlarım. Sonra Büyük Selçuklar Rey, İsfahan, Merv gibi yerleri arkadaşlarım devlet merkezi olarak kullanıyorlar. Yani dikkat ederseniz Osmanlılar'da da bu tarz bir durum var. Fetih yönü ne tarafsa devlet merkezini oraya alıyorlar. Yani mesela burada bunları İran'ım diye de kodlayabiliriz. Bakın İran'ım. Şu şeyleri atalım. Bakın İsfahan, Rey, Nişabur, Merv. Mesela Semerkant, Fergana, Buhara gibi kentleri bunların arasına sıkıştırır. Büyük Selçukların merkez olarak kullandığı kentler arasında hangisi gösterilemez? Niye sorulmasın? Peki devam ediyoruz. Tuğrul Bey Es-Sultanül Muazzam unvanıyla adına hutbe okutuyor. Ve onun döneminde 1040 Dandanakan'da Gazneliler yenilgiye uğratılıyor. 1048 Pasinler Savaşı'nda Bizans ve Gürcülerden oluşan ordu yenilgiye uğratılıyor. Ve Gazneli Mahmut'la Tuğrul Bey'in ortak özelliği. İkisi de Şii Büveyhoğulları tehdidine karşı Abbas halifesini koruma altına alıyorlar. Bak böyle ortak özellik soruları da çıkabilir. Ve hatta Tuğrul Bey Bağdat seferine çıkıyor arkadaşlarım. Şii Büveyhoğullarının varlığına son veriyor. Şii Büveyhoğullarının varlığına son verince Abbas halifesi de Tuğrul Bey'e ünvan yağdırıyor. Diyor ki sen Rükni din ve Rükni devletsin. Yani sen dinin ve devletin direğisin. Ve aynı zamanda doğunun ve batının sultanısın diyor. Bakın böylece İslam dünyasının siyasi liderliği, siyasi koruyuculuğu kimlere geçiyor? Büyük Selçuklara geçmiş oluyor. Hocam dini liderlik geçmiyor mu? Hayır. Çünkü Tuğrul Bey kendisine halife ilan etmiyor. Dini liderliğin Türklere geçmesi Osmanlı döneminde, Yavuz Sultan Selim dönemindedir. Halifelik Osmanlılara geçince oluyor. Ve Tuğrul Bey'den sonra başa geçen Alparslan döneminde. Bakın ilk etapta ne oluyor? Kars ve Anik Kalesi alınıyor. Kars ve Anik Kalesi alınınca Abbas halifesi Alparslan'a Ebu'l-Feth yani Fetihler Babası unvanını veriyor. Ardından 1071 Malazgirt zaferiyle Alparslan Bizans'ı ağır bir yenilgiye uğratıyor. Bunun üzerine halife kendisine İslam ülkelerinin sultanı unvanını veriyor. Ve Alparslan döneminde ünlü İranlı vezir Nizamül Mülk Büyük Selçuklu hizmetine giriyor. Ve Nizamül Mülk eğitim faaliyetlerine önem veren biri. Onunla birlikte ilk programlı eğitim faaliyetleri başlıyor. Ve Alparslan'dan sonra başa geçecek oğlu Melikşah dönemi var. Nizamül Mülk başa geçecek Melikşah'ın da atabeyliğini yapıyor. Melikşah'ın yetişmesinde etkili. Ve nitekim Alparslan'dan sonra Melikşah başa geçince Nizamül Mülk devlet yönetiminde etkili oluyor. Ve Nizamül Mülk arkadaşlarım Nizamiye medreselerini kuruyor. Neden? Hasan Sabbah önderliğinde kurulan Şii Batini Tarikatı veya Haşhaşiler denilen örgüt var. Gençler içerisinde bu örgüte meyilli olanlar var. Yani hem batıniliğe hem de cahilliğe karşı arkadaşlarım Nizamiye medreseleri Melikşah döneminde yaygınlaştırılıyor. İlk Nizamiye medresesi Alparslan dönemindedir. Sonradan Melikşah döneminde bu yaygınlaşıyor. Ve Nizamül Mülk Siyasetname adlı eseri yazıyor. Yani devlet adamlarında bulunması gereken özellikler, devlet nasıl yönetilir? Bununla ilgili bilgileri içeren eserlere ne ad veriyorduk? Siyasetname. İşte Nizamül Mülk de bu tarz bir eser yazıyor ve adı da Siyasetname. Peki bu eser içerik yönünden Kutadgu Birlik'le benzeşmiyor mu? Evet. Melikşah döneminde bir de ünlü bilim insanı kim var? Ömer Hayyam. Bak Melikşah'tan aldığı şeyle arkadaşlarım ne yapıyor? Celali takvimi hazırlıyor. Bak Celali Takvim mali işleri düzene sokmak için Ömer Hayyam başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanıyor. Ardından Ömer Hayyam rubaileriyle tanınıyor. Biliyorsunuz edebiyatta dörtlükler değil mi rubailer? Ardından binom açılımını, Pascal üçgenini Ömer Hayyam'ın yıllar önce bulduğu, Avrupalıların bunu işte binom açılımı Pascal üçgeni olarak kullandığı belirtilir. Aslında buna Hayyam üçgeni, Hayyam açılımı deniliyormuş o dönemlerde. Ve Ömer Hayyam matematikte bilinmeyen şeyler için Farsça hey ifadesini kullanmış. Bu Avrupa'ya şey diye gitmiş ve en son x olarak kullanılmış. Yani günümüzde matematikte bilinmeyen şeyler için x ifadesi kullanılıyor. Bunu da ortaya atanın Ömer Hayyam olduğu belirtilmektedir. Ömer Hayyam yıllardır sorulmayan bilim insandır arkadaşlarım. Ömer Hayyam'a da dikkat.
Evet, Melikşah'ın ölümüyle birlikte Büyük Selçuklar'da yıkılma belirtileri görülüyor ve öncelikle oğulları arasında taht kavgaları var. Bakın, Mehmet Tapar, Berk Yaruk, Sencer ve Mahmut arasında taht kavgaları var. Buna da Büyük Selçukların Fetret Devri deniliyor. Nasıl Osmanlı'da Ankara Savaşı'ndan sonra bir Fetret Devri yaşanıyorsa bu da Büyük Selçukların Fetret Devri'dir. Ve arkadaşlarım, Sencer yıllar önce çıkan ön lisans sınav sorusudur. Büyük Selçukların ömrünün uzamasında etkili olan ve taht kavgalarına son veren son hükümdarları hangisidir? Cevap Sencer. Bu ön lisansta çıkan sınav sorusudur. Peki, ardından Oğuzların, Türkmenlerin isyanı var. Oğuzlar şunu söylüyor, diyor devlet, Türk devleti niye önemli kademelerde İranlılar var? Biz bunu kabul etmiyoruz deyip Oğuzlar da devlete karşı ayaklanıyorlar. Düşünün, devletin kurucu unsuru devletin yıkılmasında da etkili oluyor. Ardından siyasi gücünü kaybeden Abbas halifesinin yıkıcı faaliyetleri var. Ve batınilik hareketleri, yani Haşhaşilerin, Hasan Sabbah'ın müritlerinin faaliyetleri yine devletin yıkılmasında etkili. Ve devlet zayıflayınca arkadaşlarım, meliklerin yetiştirilmesinden sorumlu atabeyler bulundukları yerlerde bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Şimdi güzel kardeşlerim, bakın, ana videolarımda da belirtmiştim şöyle bir şey. Şimdi birinci beyliklerde detay olanları ÖSYM sordu. İkinci beyliklerde detay olan işte Taceddinoğulları gibi beylikleri ÖSYM sordu. Birinci beyliklerde Ahlatşahlar, işte Ahlatşahlar, işte Tanrı vermiş oğulları gibi beylikler var. Onları da mesela hakimlik sınavında sordular. Zor mu? Zor. Ama ata beylikleri hiç sormadılar, bak lütfen dikkat edin. Özellikle dikkatimi çeken iki atabeylik var. Biri Zengiler, diğeri İldenizoğulları. Mesela bunlar nerede kuruldu? Hocam çok zor değil mi? Kardeşim, beylikler de zor. Onları da sordular. Anlaşıldı. Senin bildiğin o Saltuklar, Mengücekleri falan yıllar önce hep soruyorlardı. Şimdi daha detay beylikleri de sorduğu sınavlar oldu ÖSYM'nin. Değil mi? Peki bakın, Zengiler Musul'da kurulmuş. Salgurlar İran'ın Fars bölgesinde. Bekteginoğulları Erbil'de. Ardından İldenizoğulları Azerbaycan'da. Mesela İldenizoğullarını önemsiyorum. Zengileri önemsiyorum. Sorulursa bunlar benim önceliğimdir. Böreliler denilen Atabeylik de Şam'da kuruluyor. Bir de ekstra Moğol Karahitaylarla Büyük Selçuklar Katvan Savaşı'nı yapıyorlar. Ve bu Katvan Savaşı'nda Moğol Karahitaylara yeniliyorlar. Ve devlet iyice yıkılma sürecine giriyor. Devlet iyice yıkılma sürecine girince melikler de bulundukları bölgelerde devletlerini kuruyorlar. Böylece ilk etapta Büyük Selçuklara bağlı, sonradan tamamen bağımsız olan İran, diğer adıyla Kirman Selçukları, Irak Selçukları, Suriye Selçukları, Anadolu Selçukları gibi devletler kuruluyor. Bunlar içerisinde Anadolu Selçuklarını ayrı bir başlık altında ilerleyen süreçte yine anlatacağım. Peki devam ediyorum. Mısır'da kurulan Türk devletleri. Türkler nasıl gelip Mısır'da devlet kurdu? Abbasilerde görev alan Türkler gelip Mısır'da devlet kurdu arkadaşlarım. Öyle Türkler elini kolunu sallayarak gelip Mısır'da devlet kurmadılar. Mısır'da kurulan Türk devletlerinin kronolojik sıralaması TM diye yapıyoruz. Bakın, Tolunoğulları, İhşitler, Eyyubiler, Memlükler. Peki Tolunoğulları. Tolunoğulların kurucusu kim? Tolunoğlu Ahmet. Ve merkezleri bunların Fustat. Fustat günümüzde Mısır'ın başkenti Kahire'nin belirli bir bölgesinin eski adıdır arkadaşlar. Ve Tolunoğulları'nda Maristan denilen hastaneler ve eczaneler vardır. Burada insanlar ücretsiz tedavi edilmiştir arkadaşlarım. Bu Maristanların olması sosyal devlet anlayışının geliştiğinin de göstergesidir. Ve Tolunoğulları'nın varlığına Abbasiler son veriyor. Bu sefer Abbas halifesi Mısır'a Muhammed bin Togaç'ı El-İşit ünvanıyla atıyor. El-İşit de beyaz güneş, parlayan güneş anlamına gelir. Kendisi Ferganalı bir Türktür. Fergana bölgesindeki Türk hükümdarlarının kullandığı ünvanı, ünvanla Abbas halifesi bunu atayınca o da halifenin otoritesi zayıfladığında Mısır'da İşitler devletini kuruyor. Ve İşitlerin bana göre en önemli özelliği Hicaz'da, yani kutsal topraklarda, Mekke, Medine'de hakimiyet kuran ilk Türk devleti olması. Ve bakın, İşitlerin varlığına Eyyubiler son vermiyor. Bakın dikkat edin, İşitlerin varlığına Şii Fatimiler son veriyor. Şii Fatimiler bir Türk devleti değildir arkadaşlarım. Sonra Şii Fatimilerin varlığına Selahaddin Eyyubi son veriyor. Ve Selahaddin Eyyubi Mısır'da kendi adıyla anılan Eyyubiler Devleti'ni kuruyor. Ve Selahaddin Eyyubi 1187 Hıttin Savaşı'yla Haçlılardan Kudüs'ü alıyor. Ve Kudüs'ü alması Haçlıların 3. Haçlı Seferi'ni düzenlemesine neden oluyor. Peki Memlükler, diğer adıyla Kölemenler. Kurucusu kim? Aybek. Ve Memlükler Devleti Türkiye veya Devleti Türkiye adıyla kuruluyor. Bakın, Türk adıyla kurulan devlet Göktürklerdir değil mi, ilk devlet? Türkiye adını devlet adı olarak da ilk kez kullanan Memlüklerdir arkadaşlarım. Resmi belgelerde Memlüklerin adı Devleti Türkiye diye geçmektedir. Ve Memlükler, şimdi
Abbasilerin merkezi Bağdat'ı Moğol İlhanlar işgal edince Abbasi soyunu da kılıçtan geçiriyorlar. Bu katliamdan kurtulan Abbasi soyundan birkaç kişi geliyorlar Memlüklere sığınıyorlar. Ve Memlüklerde halifelik makamının varlığını sürdürmesini sağlıyorlar. Yalnız halifeye şunu söylüyorlar. Bak diyorlar, sen din işlerinden sorumlusun. Devlet işlerine karışamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. Peki bu durum Memlüklerde laik devlet anlayışının olduğunu göstergesi değil midir? Evet. Peki Memlüklerde güçlü olan her emir veya komutan sultan olabiliyor. Bu da Memlüklerde yoğun taht kavgasının yaşanmasına neden oluyor. Peki her emir veya komutan aynı aileden midir? Değildir. O zaman Memlüklerde kut anlayışı yoktur. O zaman Memlüklerde ülke hanedanın ortak malı değildir. Yani geleneksel Türk veraset sisteminin uygulanmadığı devlet hangisidir? Memlüklerdir. Ve Memlükler Moğolları Ön Asya'da yenen tek devlettir arkadaşlarım. Aynı Calut ve Elbistan savaşlarıyla Moğolları yenilgiye uğratmışlardır. Tabi bunların bileğini de kim büküyor? Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıkıyor. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlüklerin varlığına son veriyor. Devam ediyoruz. Şimdi güncel bir bilgi. Arkadaşlarım, Eyyubiler dedik, arka plan sorusu. Bakın, Nisan 2023'te Selahaddin Eyyubi Camii nerede yapıldı? Diyarbakır'da. Ne olur ne olmaz. Çünkü böyle sorular KPSS'de çıkıyor arkadaşlarım. Çıkar çıkmaz bilemeyiz, müneccim değiliz. Ama dikkatimi çeken bir mimari yapıydı. Ne olur ne olmaz diye sizinle paylaşmak istedim. Devam ediyorum. Moğollar. Moğolların kurucusu Cengiz Han, ama Cengiz Han aynı zamanda Timuçin de denilmiyor mu? Evet. Merkez Kara Kurum olmak üzere devletini kuruyor ve Moğol yasalarına ne ad verilir? Bakın, Yasaname-i Büzürk. Ve Cengiz Han sağlığında ülkeyi 4 oğlu arasında paylaştırıyor, ama genelde oğulları değil de torunları tarafından 4 tane Moğol devleti kuruluyor. İlk etapta Altın Orda Devleti, yani günümüzdeki Rusya'da kuruluyor bu Altın Orda Devleti. Arkadaşlarım, Karadeniz'in kuzeyinden Sibirya'ya kadar uzanan havzaya Deşli Kıpçak deniliyor. Yani Altın Orda Devleti Deşli Kıpçak bölgesinde kurulmuş. Ve Altın Orda Devleti varken arkadaşlarım, Ruslar küçük bir Moskova Knezliği şeklinde, yani prenslik şeklinde. Timur gelip bu devlete son verince Moskova Knezliği şeklindeki Ruslar güçlenip ileride Osmanlı'nın da başına bela oluyorlar. Ve Altın Orda Devleti parçalanınca o bölgede bir sürü hanlık ortaya çıkıyor. Kırım, Küçüm, Kazan, Noyan, Özbek hanlıkları gibi birçok hanlık ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Ve Kubilay Hanlığı, Çin kaynaklarında geçen adıyla Yuan Devleti. Arkadaşlarım, Çin ve Moğolistan'da kuruluyor bu devlet. Ve İslamiyet'i benimsemeyen tek Moğol devletidir. Mesela şöyle bir soru, ünlü İtalyan seyyah Marco Polo'nun seyahatnamesinde bahsettiği ve İslamiyet'i benimsemeyen tek Moğol devleti hangisidir? Cevap Kubilay Hanlı arkadaşlarım. Peki devam ediyorum. İlhanlı Devleti. Arkadaşlarım, İlhanlılar İran'da kuruluyor. Önemli hükümdarları Hülagu'dur. Abbasilerin, Anadolu Selçukların, Harzemşahların yıkılmasında etkili bir devlettir. Ve arkadaşlarım, genelde ben öğrencilerime mimari eser ezberletmem. Çünkü diyorum ki devletlerin, beyliklerin kurulduğu sahaları bilirseniz mimari eserler de genelde o şehirlerin, o kentlerin adıyla anılıyor. Ama %5'lik falan buna uymayan bir durum var. Onlardan biri de Erzurum'daki Yakutiye Medresesi. Bildiğiniz üzere Erzurum ve çevresinde Saltuklar falan hüküm sürmüştür. Ama Erzurum'daki Yakutiye Medresesi İlhanlılar Anadolu'yu işgal ettiği süreçte yaptırmıştır arkadaşlarım. Bak dikkat edin, Yakutiye Medresesi Saltukların, Anadolu Selçukların döneminde yapılmamıştır. İlhanlılar döneminde yapılmıştır. Ve İlhanlıların İslam dünyasında bir sürü zararları var, ama en önemli yararları nedir? Hasan Sabbah'ın önderliğini yaptığı Şii Batıni tarikatına, yani Haşhaşilere son vermişlerdir arkadaşlarım. Alamut Kalesi'ni bunların başına yıkmışlardır. Ardından Çağatay Hanlığı. Çağatay Hanlığı Türkistan'da kurulmuştur ve Hakaniye lehçesini resmi dil olarak benimsemişlerdir. Yani iyice Türkleşmişlerdir. Peki devam ediyorum. Timur Devleti. Arkadaşlarım, kurucusu kim? Timur. Merkezi nere? Semerkant. Timur emir unvanını kullanmış. Yani han soyundan olmadığı için emir unvanını kullanan Türk hükümdarıdır. Merkezi yönetime önem verdiği için eyaletlerini Mirza denilen yöneticiler aracılığıyla yönetmiştir. Timur Altın Orda ve Çağatay hanlıklarının varlığına son veriyor. Ve Timur 1402 Ankara Savaşı'nda Osmanlı'yı yenip Osmanlı'nın fetret devrine girmesinde etkili oluyor. Peki arkadaşlarım, Ali Şir Nevai'yi önemserim. Timur Devleti döneminde yaşamış önemli şahıs. Bakın, bunun Muhakemet-ül Lugateyn adlı eseri var. Dikkat edin, Divan-ül Lugat-ı Türk, Türkçe-Arapça karşılaştırmalı sözlüktür. Bu Türkçe-Farsça karşılaştırmalı sözlük. Peki Timur Devleti döneminde yaşamış Ulu Bey var. Ulu Bey yıllardır sorulmuyor. Ulu Bey çok yönlü bir bilim insanı. Hatta diyorum ya, Nescafe gibi bilim insanı. Bakın, Timur'un torunu adam.
hem astronomi hem matematik uzmanı hem de Semerkant Rasathanesi'ni kuruyor. Ve Timur Devleti'nde de hükümdarlık yapıyor. O dönemde yıldızlarla gökyüzüyle ilgili yazılan eserlere Zic deniliyor. Zic denilen yıldız cetvellerini içeren bir eser yazıyor. Hatta İngiltere'deki Greenwich Rasathanesi'nin kurucusu John Flamsteed, Britanya Gök Tarihi adlı eserini yazarken Ulu Bey'in Zic adlı eserinden yararlanıyor. Ali Kuşçu, arkadaşlarım Ali Kuşçu da Timur Devleti döneminde ortaya çıkıyor. Timur Devleti yıkılınca Akkoyunların hizmetine giriyor. Daha sonra Fatih döneminde Osmanlı himayesine giriyor. Osmanlı'da da matematiğin, astronominin gelişiminde etkili oluyor. Osmanlı'da daha detaylı vereceğiz Ali Kuşçu. Hüseyin Baykara, bu da devlet adamı, şair olan önemli şahıstır. Peki, Babürler. Babürlerin kurucusu kim? Babür Şah. Merkezi nere? Agra. Agra nerede? Hindistan'da. Ve Babür Şah'ın kendi hayatını anlattığı otobiyografi tarzında Babürname adlı eseri vardır. Ve Babürlerin önemli hükümdarlarından biri de Şah Cihan'dır. Şah Cihan ölen eşi Begüm Banu Sultan veya diğer adıyla Mümtaz Mahal için Tac Mahal adlı eseri yaptırıyor. Tac Mahal günümüzde dünyanın yeni yedi harikası arasında gösterilmektedir. Peki, Karakoyunlar. Arkadaşlarım, Karakoyunların kurucusu Bayram Hoca. Ve Van Gölü kıyısında Van'ın Erciş ilçesi vardır arkadaşlarım. Erciş merkez olmak üzere kuruluyor. Ve Karakoyunlar süreç içerisinde sınırlarını Azerbaycan'a kadar genişletiyorlar. Günümüzdeki Azerbaycan Türklüğü'nün oluşumunda etkili olan devlettir. Önemli hükümdarlarından biri de Kara Yusuf'tur. Kara Yusuf'un Timur'un önünden kaçıp Osmanlı'ya sığınması Ankara Savaşı'nda başlamasında etkili olmuştur. Ve Akkoyunlar bu devletin varlığına son veriyor kardeşler. Devam ediyorum. Akkoyunlar. Akkoyunların kurucusu Karayülük Osman Bey. Merkez Diyarbakır olmak üzere bu devlet kuruluyor. Ve bunların da önemli hükümdarı Uzun Hasan'dır. Uzun Hasan Fatih Sultan Mehmet'le çağdaştır. Fatih döneminde Doğu Anadolu'da Osmanlı ile Otlukbeli Savaşı'nı yapıyor ve bu savaşı kaybediyor. Uzun Hasan'ın bir diğer önemli özelliği Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirtmesidir. Ve Akkoyunlar dönemindeki diğer önemli özellik Dede Korkut hikayelerini yazıya geçirmeleridir. Ve bunların varlığına da Şah İsmail önderliğinde kurulan Safaviler son vermiştir. Ve Akkoyunlarla Karakoyunların ortak özelliği nedir? Orta Asya'daki balbal geleneğini devam ettirmeleridir arkadaşlarım. Hani mezarların yanına dikilen taşlara balbal deniliyor ya. Bu balbal geleneğini devam ettirenler kimlermiş? Akkoyunlar ve Karakoyunlar. Devam ediyorum. Safaviler. Kurucusu Şah İsmail. İran'da devletini kuruyor. Şah İsmail aynı zamanda bir şair. Hatayi Mahlası ile şiirler yazıyor. Şii karakterde bir devlet. Ve arkadaşlarım Osmanlı döneminde zaten Safavilerle ilgili detay bilgiler veriyoruz. Peki Harzemşahlar. Milli eğitim kitaplarına göre kurucusu kim? İlaslan. Merkezi nere? Gürgenç. İran'ın kuzey tarafıdır. Kafkasya'nın giriş noktasıdır Gürgenç. Ve kendilerini Büyük Selçukların varisi olarak görüyorlar. Karşılaştırma yapalım. Kendilerini Anadolu Selçuklarının varisi olarak görenler kimlerdi? Evet. Tabii ki Karamanoğulları. Kendilerini Büyük Selçukların varisi olarak görenler kim? Harzemşahları arkadaşlarım. Ve Harzemşahlar Anadolu Selçukları ile Yassıçemen Savaşı'nı yapıyorlar. Bunu kaybediyorlar. Moğollarla Otrar olayını yaşıyorlar. Ve Moğollar Otrar kentini komple yakıyor. Yani Yassıçemen Savaşı ve Otrar olayı arkadaşlarım Harzemşahların yıkılmasında etkilidir. Bu da soru olarak karşımıza gelebilir. Yassıçemen Savaşı ve Otrar olayının yıkılmalarında etkili olduğu devlet hangisidir? Cevap Harzemşahlar. Devam ediyoruz. Şimdi kültür ve uygarlıkta özellikle ilk etapta divanlara değineceğiz. Divanları günümüzdeki bakanlar gibi düşünün. En büyük divan da işte başbakan, cumhurbaşkanı gibi düşünün. O şekilde sistem beyninizde otursun. Şimdi arkadaşlarım mantık veriyoruz, harf oyunları yapıyoruz ve bunlar rahatça belleğinize yerleşmiş oluyor. Şimdi bakın saltanat. Saltanat nedir? Hükümdarlık değil mi arkadaşlarım? Peki saltanat ifadesini gördüğümüz zaman bu büyük divan olamaz mı? Olur. Bak. Divanı saltanat. Devlet işlerinin görüşüldüğü ana divana ne ad veriliyor? Büyük Selçuklar'da özellikle. Diğer Türk İslam devletlerini de büyük oranda kapsıyor. Ne deniliyor? Divanı saltanat. Bak başında kim var? Hükümdar demiş ki vezirin bu divanın başında sen duracaksın. Peki arkadaşlarım istifa, iflas gibi kavramlar neyle ilişkilidir? Evet mali işlerle ilişkilidir. Şimdi divanı istifa mali işlerle ilgileniyor. Bakın istifadaki sessiz harfleri alıyoruz. S, T, F. Değil mi? Bak STF'yi buraya yazdık. Arapça, Farsça kelimelerde ismi meful hali var. Bak başına M koyduk. Ne? Müstefi.
Yani size mali işlerle ilgili bir görevliyi sordular. Siz diyorsunuz ki seçeneklere bakacağım, hemen istifayı bulursam işaretleyeceğim. Bir bakıyorsunuz istifa falan yok. Başındaki görevliyi sormuşlar. O zaman istifadaki sessiz harfler hangisinde varsa işaretliyorsunuz arkadaşlarım. En basit yöntemi budur. Peki divanı Tura ve inşa. Arkadaşlarım Tura resmi belgelere vurulan hükümdarın mührü değil midir? Dondurulmuş imzası değil midir? Evet. İnşa ne? Düz yazı değil mi? Evet. O zaman divanı Tura ve inşa hangi işle uğraşır? Yazışma işleriyle. Bakın çok basit. Tura'yı direkt buraya aldık. Sonuna i ekledik. Başındaki görevliye ne ad veriliyormuş? Tura'yı. Bakın inşada neyi ve şeyi aldık? Bakın ne? Başına M eklediğimiz zaman münşi. Peki dikkat edin. Osmanlı'da yazışma işleriyle ilgilenen kimdir? Nişancı. Bak neşe. Gördünüz mü? Yani hep bağlantılı aslında. Peki divanı arız. Arkadaşlarım divanı arız. Divan-ı arz askeri işlerle ilgileniyor. Ne, mesela askerler üstlerine ne diyor? Emredersin komutanım, arz edersin komutanım değil mi? Neyle ilgilenecek? Askeri işlerle. Bakın arzla araya bir ı'yı koyduk. Ne oldu? Emiri arız. Başındaki görevliye ne deniyor? Emiri arız. Peki divan-ı işraf. İşraftaki şeyi s yapalım. Ne oldu? İsraf. Ben ne yaparsam bir devlette israfı önlerim? İdari ve mali denetim yaparsam değil mi? Peki aynen böyle günümüzdeki Sayıştay'ın görevi gibi bir görevi üstlenmiyor mu bu divan-ı işraf? Değil mi? Yani israfı önlemeye çalışıyor. Bak işraftaki sessiz harfleri alıyoruz. Ş, R, F. Bakın burada Ş, R, F. Değil mi arkadaşlarım? Başına M koyuyoruz. Bak müşrif. Hele bu şeyi S yaptığımız zaman arkadaşlarım ne oldu? Müsrif. Bakın israfı, müsrifliği önlüyor. Divan-ı işrafın başında kim varmış? Müşrif. Müsrifliği önlüyor. Peki. Divan-ı mezalim. Bakın. Mezalim bak zeleme, zalim, zulüm. Değil mi? Bir ülkede zalimliğe, zulme son verebilecek ne vardır? Ya adalet mekanizması dersiniz ya da hükümdar dersiniz. İşte hükümdar başkanlığındaki üst mahkemeye ne ad veriliyor arkadaşlarım? Divan-ı mezalim. Bak dikkat edin bu kendisi mefulü. Başında M var. Değil mi? Burada işte halkın şikayetleri dinleniyor. Divan-ı meşveret. Fikir alışverişinin yapıldığı, kimi dönemlerde yeni hükümdarın da belirlendiği divandır arkadaşlarım. Meşveret, istişare yapılıyor, fikir alışverişi. Peki, divanı berit. Arkadaşlarım, divanı berit posta ve haberleşmeden sorumludur. Ve hani böyle hepsine bir şey uydurmaya çalışıyoruz ya, eskiden kuşlarla da haberleşme yapılmıyor muydu? Evet. İngilizce kuş ne demek? Bird. Bak, divanı bird, BRD. Yani posta ve haberleşmeden ilgileniyor. Başındaki görevliye de ne ad veriliyor? Emiri Bird. Yani Emiri Berit. Devam ediyorum. Diğer görevliler. Bakın Hacip. Ulu Hacip, Has Hacip. Hatta Karahanlılar'da bir dönemden sonra Hacip'in yerine Tayangü ifadesi kullanıyor. Bakın ne yazmışız oraya? Hükümdar, halk, saray arasındaki bağlantıları sağlayan görevli. Benim aklıma bu nereden gelecek? Yusuf Has Hacip'ten gelecek. Yusuf Has Hacip. Kutadgu Bilik adlı eseri yazmadı mı? Evet. Kutadgu Bilik siyasetname içerikli değil mi? Evet. Peki siyasetname devlet adamlarında bulunması gereken özellikler, devlet nasıl yönetilir? Bununla ilgili bilgileri içeren eserler değil mi? Evet. O zaman arkadaşlarım Yusuf Has Hacip hükümdarla, halkla, hükümetle, sarayla bu kadar iç içe olmasa böyle bir eser yazabilir miydi? Hayır. Bak Hacip Yusuf Has Hacip'ten aklımızda kalacak. Ardından Emir-i Şimşir. Emir-i Şimşir divanın güvenliğinden sorumlu. Emir-i Candar yıllar önce çıkan sınav sorusu. Saray muhafız komutanı. Yani askeri özelliği var değil mi arkadaşlarım? Peki kırsal kesimde güvenliği sağlayan kimdir? Jandarma. Bak emiri jandarma. Bak bu da buradan aklımızda kalabilir. Emiri ahur. Hatta ilbaşı da deniliyor buna. Bak emiri ahur. Ahır. Ahırda atlar da bulunmuyor mu? Evet bak atların bakımından sorumlu değil mi? Emiri ahur. Emiri şikar. Bulmacalarda çıkar. Eski dilde av. Arkadaşlarım hükümdarların avlarını falan tertip eden görevliye ne ad verilir? Emiri şikar. Bak emiri meclis. Hükümdarın ziyafetlerinden sorumludur. Bakın yemek, içecek, ziyafetle ilgili bir şey olduğunda ÖSYM bunlarla alakalı birini sorar. Mesela burada çaşnigir var. Yemeklerin tadına bakan görevli. Yani sana bunu sorduğu zaman seçeneklere emiri meclisi de koymuyor ÖSYM. Yani rahat olun o noktada. Bak günümüzdeki mecliste yemek fiyatlarının ucuz olduğu söylenir. Mecliste insanlara ziyafet çekilir. Bak emiri meclis. Hükümdarın ziyafetlerinden sorumlu. Ardından alemdar. Alemdar Polat Alemdar'dan aklımıza gelecek. Alemdar ne? Bayrak sancak taşıyan değil mi? Hatta Büyük İskender Polat Alemdar'a ne diyordu? Polat!
Bayrağı sancağı sen mi taşıyacaksın, ben mi taşıyacağım, değil mi? Bak, bayrak sancak taşıyan kim? Polat Alemdar. Çaşnigir. Bak, çeşni denilen baharat var. Oradan aklımızda kalsın. Yemeklerin tadına bakan görevli. Hükümdarın zehirlenmesini önleyen görevlidir. Hükümdardan önce yemeklerin tadına bakar. Ardından serhenk. Bakın, törenlerde, merasimlerde hükümdarın önünde giden, ona yol açan görevliye ne ad verilir? Serhenk. Ser, eski dilde baş demek arkadaşlarım. Bak, serhenk, önde giden. Günümüzdeki cumhurbaşkanlığı korumaları gibi düşünebiliriz. Peki, camedar. Mesela kız kardeşlerimize buradan söyleyelim. Arkadaşlarım, kıyafet almak istediğinizde gidip camekana bakmıyor musunuz? Evet, bak, camekan, camedar. Hükümdarın elbiselerinden sorumlu görevlidir. Peki, Hacı bil Hüccay. Bak, saray çalışanlarının başında olan, onları denetleyen görevli. Bu yeni mep kitabına da giren bir kavramdır. Yani Hacı bil Hüccay ne yapıyor? Hey, sen ne yaptın? Nereye gittin? Ne yaptın? Neyi yapıyorsun? Falan sürekli insanları denetler, değil mi? Mesela Hacı bil Hüccay, bak, sonu sincap gibi, değil mi? Peki, belgesellerde sincapları izlediniz mi? Nasıl hızlı hareket ederler? Mesela meşe palamudu veya fındık kemirecekler. Ne yaparlar? Böyle bakarlar bir sağa bir sola, bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. İşte düşünün, Hacı bil Hüccay, Hacı bil Sincap. Ne yaptın, ne ettin, nereye gittin, ne ediyorsun, değil mi? Bu şekilde bu da sincaptan aklımızda kalabilir. Devam ediyorum. Eyalet teşkilatı. Eyaletlerin başında bulunan, hanedan soyundan olmayan askeri valiye ne ad verilir? Bak, şıhne. Bak, hanedan soyundan olmayan askeri vali. Hanedan soyundan olana da melik denilir. Bakın, sivil idareden amit, vergilerin toplanmasından amil sorumludur. Dikkat edin, amit, amil. Sadece bir harf farklı. Ben kendimce şöyle bir mantık kuruyorum. Diyorum ki, idare kurulmadan vergi toplanamaz. Alfabetik olarak D, L'den öncedir. Önce amit, sonra amil arkadaşlarım. Bak, yine mi aklınızda tutamıyorsunuz? Sivil idareden, bak, amit sorumlu. Vergilerin toplanmasından da amil. Hatta arkadaşlarım, içinizde Hayat Bilgisi dizisini izleyenleriniz vardır. Orada Amil Bey vardı. Paraları alıp cebine atardı, değil mi? Bak, Amil Bey vergilerin toplanmasından sorumlu. Hatta amil de harflerin yerini değiştirdiğim zaman mali de olmuyor mu kardeşler? Oluyor, değil mi? Peki, din işlerinden Nihat, tabii ki Hatipoğlu. Bakın, hatip. Adaletten kadı. İdişbaşı, belediye işlerinden sorumlu. Şu kodu çözen daha artık iyi diş başını unutmaz arkadaşlarım. İMG, yani Ankara'da yıllarca belediye başkanlığı yapan İbrahim Melik Gökçek. İbrahim Melik Gökçek'in adı gazetelerde falan yazıldığında nasıl geçerdi? İ.Melik Gökçek. Yani iyi diş başı Melik Gökçek. Tamam mı? Oradan aklımızda kalsın. Bakın, muhtesip, bak, hesap kitap işi, bak, HSP, gördünüz mü? Yine şifre içinde saklı. Bak, çarşı pazar denetiminden sorumlu. Bu da çıkmış sınav sorusudur arkadaşlarım. Peki, ulak, posta ve haberleşmeden sorumlu. Peki, ulak hangi divana bağlıdır? Tabii ki divanı börde, değil mi arkadaşlarım? Posta ve haberleşmeden sorumlu divan oydu. Peki, devam ediyorum. Toprak sistemi. Türk İslam devletlerinde toprak sistemi, ki Osmanlı'da da temel olarak aynıdır, mülk toprak, miri toprak olmak üzere ikiye ayrılır. Mülk toprak kendi içinde öşri, haraci toprak olarak ikiye ayrılır. Öşri toprak Müslümanlara ait, haraci toprak gayrimüslimlere aittir. Öşri toprağı elinde bulunduranlar ürünlerinin onda biri oranında öşür vergisi, haraci toprağı elinde bulunduranlar ürünlerinin beşte biri oranında haraç vergisi öderler. Ve bu mülk toprağı elinde bulunduranlar istediği tasarruf hakkına sahipler, satabilir, devredebilir, miras olarak bırakabilirler. Miri toprak devlete ait toprak. Bu toprakları arkadaşlarım köylüler falan işler, bunun karşılığında devlete vergi öderler. Peki, miri topraklar kendi içinde üçe ayrılır. Bakın, has, ikdâ, vakıf. Peki, yorum yapalım. Toprağın hası kime verilir? Hükümdara. Gelirlerinin hükümdara ayrıldığı toprağa ne ad veriliyor? Has. Peki, vakıf toprak. Gelirleri hayır ve ilim kurumlarının giderlerine ayrılan toprağa ne ad verilir? Vakıf. Ve arkadaşlarım, vakıf topraklarının gelirleriyle ne yapılır? İşte han, hamam, medrese, mescit, hastane gibi halkın yararına halkın yararına yapılar yapılır arkadaşlarım. Peki, bu sosyal devlet anlayışının varlığını da kanıtlamaz mı? Tabii ki evet. Peki, burada önemli olan ikdadır arkadaşlarım. Bakın, ikda toprak. Türk İslam devletlerinde devlet asker veya memurlarına maaş vermez. Toprak gelirlerinden pay verir. Yani devlete ait bir toprak var, onu devletin belirlediği bir köylü işler. Köylü devlete vermesi gereken verginin büyük bir kısmını devletin gösterdiği memur veya komutana verir veya askere verir.
İşte bu sisteme ne ad veriliyor? İkta sistemi. Bunun Osmanlı versiyonuna tımar veya dirlik sistemi deniliyor. Ve arkadaşlarım, bu ikta sisteminin yararları defalarca çıkan sınav sorusudur. İkta, tımar veya dirlik adıyla çok sorulmuştur. Mesela bu ikta sistemiyle ne oluyor? Üretimde süreklilik sağlanıyor. Ardından savaşa hazır asker yetiştiriliyor. Hazine giderleri ve askeri masraflar azalıyor. Giderler yerinde karşılanıyor ve bürokrasi azalıyor. Taşra'da devlet otoritesi artıyor ve iç güvenlik sağlanıyor. Ve devlet üretimde sürekliliği sağlamak için ne yapıyor? Çift bozan sistemini uyguluyor. Mesela siz bir köylüsünüz, üretim yapmıyorsunuz. Üretim yapmadığınız zaman devletin gösterdiği şahsa para, gelir de veremiyorsunuz. Bu noktada arkadaşlarım, o da asker yetiştiremiyor. Yani ikta sistemiyle mesela siz bir köylüsünüz, o toprağı işliyorsunuz, toprağın gelirinin büyük bir kısmını bana veriyorsunuz, ben de bununla asker yetiştiriyorum. Yani ikta sistemi diyorum ya, hem askeri hem ekonomik özellikleri olan sistemdir. Ben bunu çok detaylı bir biçimde ana videolarda anlatıyorum. Takılan arkadaşlarım oraya dönüp bakabilirler. Peki, devam ediyorum. Devletin gelirleri, bakın, özellikle halktan alınan vergiler. Öşür, haraç cizye. Öşür Müslümanlardan 1/10 oranında alınan ürün vergisidir. Haraç gayrimüslimlerden 1/5 oranında alınan ürün vergisidir. Cizye ise gayrimüslim sağlıklı erkeklerden askerlik yapmadıklarından dolayı alınan korunma vergisidir. Ve cizye din adamı, kadın, çocuk, yaşlılardan alınmaz arkadaşlarım. Ve bunlar tüm kaynaklarda şer'i vergi olarak kabul edilir. Hocam, Anam, Derbent, Bac falan, onları da şer'i vergi olarak alacak mıyız? Arkadaşlarım, Osmanlı'da da bununla ilgili sıkıntı var. Türk İslam devletlerinde de var. Her kaynakta kabul gören şer'i vergiler bunlardır. Bir kaynağı açarsın, Anam'a der şer'i vergi, öbür kaynak örfi vergi der. Ben bunlara giremiyorum. Hani ünlü tarihçiler bile birbirleriyle bu noktada çatışma halindeler. Peki, ganimetlerin 1/5 yine devletin önemli gelir kaynağı. Bağlı beylik ve hükümetlerinin gönderdiği vergiler, gönderdiği hediyeler, bunlar da devletin gelir kaynağı. Maden, orman, tuzla ve gümrük gelirleri de yine devletin önemli gelir kalemleri arasındadır. Peki, bilim insanlarına geçiyoruz. Arkadaşlarım, Harezmi. Harezmi'de Cebir'i bileceğiz. Bunlar biliyorsunuz güncel bilgilerde de çıkıyor bu bilim insanları. Belli olmuyor. Harezmi'de ne dedim? Cebir'i bileceğiz. Yani Cebir ne? Matematik değil mi arkadaşlarım? Matematikte önemli sayı ne? Sıfır. Birçok kaynağa göre sıfırı bulan bilim insanı olarak kabul edilir. Peki matematikte rakamlar önemli mi? Evet. Bak, Hint rakamları üzerine de çalışma yapmış. Bak, neyle ilgilenmiş? Cebir'le. Eserin adı ne? Cebir. Bakın, Kitab-ül Cebir vel Mukabele. Bu özellikleri verir. Bu bilim insanı hangisidir diye sorabilir. Peki Farabi. Arkadaşlarım, 2020 yılını Birleşmiş Milletler Farabi yılı ilan etmişti. Farabi ile ilgili bugüne kadar çok fazla soru soruldu. Ama mesela yeni milli eğitim kitaplarında Farabi için şu ifade kullanılmış. Demiş ki, İslam kaynaklarında Farabi'ye Abu Nazar da denilmektedir. Bir de arkadaşlarım, eskinin bilim insanlarına baktığımız zaman birçok alanda çalışma yapmışlar. Bakın, matematik, fizik, felsefe, mantık, birçok alanda çalışma yapmış. Müzikle bile ilgilenmiş arkadaşlar. Batılılar Farabi'ye ne diyor? Al Farabius. Aynı zamanda Farabi için Muallim-i Sani denilmiyor mu? Evet. Muallim-i Sani ne? İkinci öğretmen. Peki birinci öğretmen kim? Aristo. Buna Muallim-i Evvel de denilir. Aristo'ya. Peki Türk İslam dünyasına pozitif bilimleri başlatan kimdir? Yıllar önce çıkan sınav sorusudur. Farabi. Birleşmiş Milletler gibi dünya barışını korumak için bir teşkilat kurulması önerisini yıllar önce dile getiren bilim insanı hangisidir? Farabi. Bu da çıkmış sınav sorusu. Peki yeni bilgilerden, yani milli eğitim kitaplarına eklenen yeni bilgilerden soru türetecek olursak, Kanun adlı müzik aletini icat eden ve ilk müzik kitabı olan Kitab-ül Musiki'yi yazan, matematikte logaritmayı bulan, El Medinetül Fazıla adlı eseri de yazan önemli bilim insanı hangisidir? Farabi. El Medinetül Fazıla, erdemli kent anlamına geliyor. Bir de İhsaül Ulum, yani ilimlerin sayımı adlı önemli de eseri bulunmaktadır. Peki Gazali. Hüccetül İslam olarak anılır arkadaşlarım. Hüccetül İslam nedir? İslam'ın ispatlayıcısı. Ve Gazali hep dini ilimlerle ilgilenmiştir. Hadis, fıkıh, kelam gibi. Ve kendisine özellikle kelamcı denilir. Kelam İslam felsefesidir arkadaşlarım. Bak, dinle ilgili çalışma çok yaptığı için eseri de nedir? Bak, sonu dinle bitiyor. Bak, İhya'ül Ulumuddin. Ve Gazali Nizamiye medreselerinde görev almıştır. Ve mezhepçiliğe de karşıdır arkadaşlarım. İlmi hafızasını alan bilim insanı olarak kabul edilir. Peki, hani çok derin bilgilere sahip olduğundan. İbn Sina yıllarca çıktı, yine çıkabilir, bilemiyoruz. Mesela İbn Sina'ya Avrupalılar Avicenna diyor. Hatta
tıp fakültelerinde öğrenci değişimi programına da Avicenna programı falan deniliyor. Bakın yeni milli eğitim kitaplarında demiş ki İbn Sina'ya aynı zamanda Şeyh El Reis de denilir. Bakın tıbbın ikinci adamı olarak kabul edilir. Birinci adam kim? Hipokrat. Hipokrat da ilk çağda İyon uygarlığında yaşamış önemli bilim insanıdır. Peki El Kanun Fit Tıp adlı eseri Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur. Eş Şifa adlı eseri de vardır. İbn Sina'ya baktığımız zaman farmakolojinin öncüsüdür. Yani ilaç biliminin öncüsüdür. İlk mide ameliyatını gerçekleştiriyor. Şeker hastalığı ile ilgili tespitleri var. İşte nabız ölçerek kalp ve damar hastalıkları hakkında bilgi veriyor. Ve aydaki bir kratere adı veriliyor. Hocam aydaki kratere adı verilen İbn Sina mıdır? Birçok bilim insanıdır. Anlaşıldı. Aydaki bir kratere adı verilen bilim insanı hangisidir diye ÖSYM size soru sorması zor bir olasılıktır. Çünkü birçok bilim insanının adı verilmiştir arkadaşlarım. Ali Kuşçu'nun falan da adı verilmiş. Fatih'in de adı verilmiş. Arkadaşlarım birçok bilim insanının adı verilmiştir. O yüzden bunların diğer özellikleri de verilir. En sona aydaki bir kratere de adı verilen işte hangisidir diye öyle sorabilir ÖSYM. Tabii ki sorarsa. Peki devam ediyorum. İbn-i Rüşd. Diğer adıyla Batılıların deyimiyle Averroes. İbn-i Rüşd'i hiç sormadılar arkadaşlarım. Bana göre potansiyel sorudur. İbn-i Rüşd. Şimdi İspanya'ya Müslümanlar Endülüs diyor. Ve Endülüs Emevi Devleti İspanya'da oluşuyor. Müslüman bir devlet. Kurtuba medreseleri var. İşte o Kurtuba medreselerinin önemli hocası kim? İbn-i Rüşd. Avrupa'da skolastik düşüncenin baskısından kaçan Avrupalı bilim insanları Kurtuba medreselerine geliyor ve İbn-i Rüşd'e tanışıyorlar. İbn-i Rüşd onlara Aristo'yu yeniden tanıtıyor. İbn-i Rüşd'den ders alanlar Avrupa'ya döndüklerinde bulundukları ülkelerde Rönesans'ın başlamasında etkili oluyorlar. Yani Avrupa'da Rönesans'ın başlamasında etkili olan şahıstır. Avrupalı Hristiyanlar kendisi için zamanının Voltaire'i ifadesini kullanmıştır. Voltaire Fransız İhtilali'nin başlamasında etkili düşünürdür. Bak bu da Avrupa'da Rönesans'ın başlamasında etkili olduğu için buna da zamanının Voltaire'i deniliyor. Ve İbn-i Rüşd'den ders alanlar Avrupa'ya gittiklerinde Avrupa'da Latin İbn-i Rüşdçülük adlı felsefe ekolü de oluşturmuşlardır. Bakın adamın özellikleri bitmiyor. Gözün retina tabakasının işlevini açıklıyor. Güneş lekelerini ilk gözlemleyen bilim insanı olarak kabul ediliyor. Tamam mı? Güneş lekelerini ilk gözlemleyen bilim insanı olarak da kabul ediliyor. Peki Zemahşeri. Keşşaf adlı eseri var tefsir alanında ve gramer kitabı hazırlıyor. Harzemşahlar döneminde yaşamış önemli biri. Peki İbnül Heysem sosyal bilgiler alan sınavında soruldu. Optik biliminin kurucusu olan Kitabül Menazir adlı eseri yazan önemli şahıs kimdir? İbnül Heysem. Ve arkadaşlarım İbnül Heysem aynı zamanda fizikçi ve tıpta camın kullanımını sağlamış. Aynı zamanda fotoğraf makinesinin da mucidi olarak bilinen bilim insanıdır. Peki Muhyiddin Arabi. TRT'nin Diriliş adlı dizilerinde falan da İbnül Arabi olarak geçen şahıstır. Bu da Endülüslü önemli tasavvufçudur. Ekberilik tarikatının da fikir önderidir. Fususul Hikem adlı eseri de bulunmaktadır. Bana göre Muhyiddin Arabi önemlidir. Bugüne kadar hiç sorulmadı. Bakın eski dilde uzaya feza deniliyor. Fezari, bak astronomi ile ilk ilgilenen bilim insanı. Ve usturlap denilen gök cisimlerini incelemeye yönelik alet yapmıştır. Usturlap da iki türlüdür. Biri teleskop gibidir, biri pusula gibidir. Bu teleskop tarzında usturlap yapan bilim insanıdır. Peki Cabir bin Hayyan modern kimyanın kurucusu babası olarak bilinir ve atom bombası fikrini ilk ortaya atan bilim insanıdır arkadaşlarım. Cabir bin Hayyan. Peki günümüzde astronomi ile uzayla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde var değil mi? Acaba arka plan olarak bize Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'nı soramazlar mı güncel bilgilerde? Sorabilirler diye ben de onu vermek istedim. Bakın. Günümüzde Türkiye Uzay Ajansı yani TUA'nın başkanı kimdir? Serdar Hüseyin Yıldırım'dır arkadaşlarım. Serdar Hüseyin Yıldırım. Peki. Evet arkadaşlarım. Türk İslam tarihinde hızlı bir şekilde sizler için tekrar ettim. Bir sonraki dersimizde Türkiye tarihiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım verimli oluyoruzdur. Umarım faydalı olabiliyoruzdur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşürüz.